Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benden istemiş olduğunuz, uzun zamandır benden istemiş olduğunuz Tasad'ın incelemesi için İstoç'ta bir galeriye geldim. Elegans'ı da çektim bu arada. Onun da incelemesi yakında kanalda olacak. Ona da ulaşabilirsiniz. Takipte kalın. Şu skuterimi atladım. Böyle bir araç bulduk. Sizi de çekmek için geldim buraya kadar. Şimdi Passat'ın incelemesine geçelim. Bu arada Passat'ın incelemesini siz benden bayağıdır istiyordunuz. Ben bu arada incelemesini çekemiyordum. Çünkü Volkswagen'le anlaşamıyorduk. Doğuş'la anlaşamıyorduk. Böyle bir fırsat bulmuşken hem bunu çektim hem Elegans çektim. Bir iki gün arayla muhtemelen onların videoları arkadaşlar kanalda olacak. O zaman hadi incelemesine geçelim. Herkese merhabalar. Bugün benden uzun zamandır istediğiniz Impression testinin incelemesini çekeceğim sizlere. Kısa bir video olacak arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Çok kısa bir imkanım var. Doğuş Ata ve Volkswagen'den normalde ben çekecektim bu aracı arkadaşlar. Fakat herhangi bir izin çıkmadı. Ben izinsiz bir şey yapmak istemediğim için çekimini bu zaman erteledim. Şu an bir galeriden buldum. Onlar izin verdi. Teşekkür ederim bu arada. Burada çekimlerini yapacağım arkadaşlar. Yani kısa bir video olacak. Biraz rüzgar var. Kusura bakmayın. İçeride çekemiyorum. Anahtarını göstereyim. Anahtarı böyle. Bu arada şeyi de çektim. Elegans modelini çektim. Onun incelemesinde kanalda bulabileceksiniz. Önce bunu ya da onu atacağım. İkisinden bir tanesini atacağım. Yakında yani. İkisi de gelir. Siz de takipte kalırsanız sevinirim. Farları böyle. LED farları artık arkadaşlar bu araçta standart olarak geliyor. Farlarını hatta şöyle açayım size göstereyim. Katlanan ayarı falan bu araçta bu pakette yok. Şöyle sizlere farlarını açayım. Göstereyim. Hatta otomatik far bile yok. Hepsine bakacağız. 1.5 DSG 150 beygir. 373 mi demiştim? 373 bin liradan bu aracı satın alabiliyorsunuz. Gündüz farları böyle. Normal farlar da burada. Aynı şekilde LED olarak sunuyor. Basic LED olarak geçiyor. Elegans'ta Matrix farlar var. Kaputu falan açmayacağım. Zaten 1.5 dediğim gibi şeyde çektim. Elegans modelinde kaputu falan her şeyini gösterdim arkadaşlar. Onu da bakabilirsiniz. Yandan falan şöyle iyice bir göstereyim sizlere aracı. Önden göstereyim. Ya dediğim gibi fazla zamanım olmadığı için sadece buradan böyle bir çekim yapabiliyorum. Kahverengi bir renk. Çok güzel bir renkmiş bu arada. Üzerine gelen jantlar böyle 215-60-16 ebatında Michelin lastikleriyle beraber. Jant kombinasyonlarıyla beraber arkadaşlar. Bu araç geliyor. Katlanır aynı dediğimiz gibi bu araçta yok. Anahtarsız giriş arkadaşlar bu araçta yok. Fakat anahtarsız çalıştırma bu araçta var. Etrafından şöyle donanalım. Bir köpek balığı anahtarı falan yok. Elegans'ta vardı, bunda yok. Arkadan stoplar böyle görünüyor. Geri lambalar falan onlar LED. Plakalıklar LED mi ondan tam emin değilim. Çok hafif açıldı ya. Bir daha bakacağım bir dakika. Dokunduğum an açıldı şu bagaj. Bak bak. Yakın göstereyim. Ha, hemen açıldı yani, tam basmadan bile açılıyor. Tam olarak 586 litrelik bir bagaj hacmi var. Buralar siyah boyanmış, böyle bırakılmış bir kaplama olmamış maalesef. Burada bir kaplamaları var arkadaşlar. Anahtar çalıştırma dediğim gibi hani giriş yoktu. Anahtarsız girişle beraber Elegans modelinde burada düğmeyle çıkartma da var arkadaşlar. Bagaj malzemesi olarak bunda bir farklılık var. Diğeri sanki bir tık daha iyi gibiydi Elegans'ınki. Bunda sanki malzeme olarak da bir farklılık var. Hissettirdi bana. Burasını şöyle bir dakika. Şöyle çıkıyor, kalkıyor. Stepler'in etrafı böyle bir malzemeyle, şu köşeler sadece kapatılmış. Onun haricinde bir malzeme arkadaşlar stepler'in etrafında yok. Şu hoşuma gidiyor. Hoşuma gitmeyen de var. Şunu şuradan çıkartıyorsunuz bakın. Şöyle. Tamam mı? Şuraya asıyorsunuz. Elini salan pislenmeden bu stepler'in buraya ulaşabiliyorsunuz. Bu güzel. Güzel olmayan şey ise bunun inceliği. Benim bunun inceliği pek hoşuma gitmedi. Yani birazcık kalitesini aracın düşürüyor. D segmenti bir araç. Bunun yani kalın olması lazımdı. Golf'te kalın. Yani kalın ya, bunda da olması lazımdı. Sarı bir aydınlatma burada var. Şurada kanca karşılığı ve burada kanca karşılığı var. Burada Elegans'ta bir şey vardı. Göz vardı. Elegans'ta bunda yok. Böyle kapatalım. Yavaş yavaş içine geçelim arkadaşlar. Tutma yeri burada var. Bu tarafta da var. Komple hatta buradan tutabiliyorsunuz. Şuradan kapatalım. İçine geçelim. Anahtarını gösterdim. Katlanan ayna dediğimiz gibi yok. Koltuklar böyle geliyor. Koltuklar birazcık boş geliyor bence. Benim pek hoşuma gitmedi koltuk tasarımı. Şöyle sizlere de göstereyim. Böyle bir koltuk dizaynı var. Elegans'ta falan alkantara deri gelince, ondan buna gelince birazcık kötü geldi açıkçası. Direksiyon olarak farklılıklar. Bunda hız sabitleyici yok arkadaşlar bu donanımda. Bir üst donanımda hız sabitleyici geliyor Business'ta. Bunda maalesef hız sabitleyici yok. Buralar yumuşak. Bu malzeme farklı diğer donanımlarla. Hepsinde muhtemelen farklı geliyor. Burası da yumuşak. Burası bir kumaşta kaplı arkadaşlar. Alt tarafta da deri kaplı.
Onun haricinde buradan içi falan kaplı olması güzel. Bagaj açma buradan var. Otomatik far yok. Benim hoşuma pek gitmedi. Niye yok yani? Bu D segmenti bir araç. Sis var arka sis. Ön sis de yok bu arada. Bir motor çalışalım isterseniz. Anahtarsız çalışma var. Giriş yok. Eski kazanlar. Bunda da devam ediyor. Çalışalım. Şöyle. Geniş açı çekeceğim çünkü dışarı güneş var. Bozmayacaktır görüntüyü muhtemelen. Bu ekranın en azından standart gelmesi güzel. Şu özellik var mı? Heh, bu da var. Çok güzel bu. Ses kalitesi diğerleriyle aynıdır muhtemelen. Asistanlar kısmına yer vermiş, hemen bakalım. Yorgunluk sadece algılanan var. Başka da bir şey yok. Medya kısmında Bluetooth. Tabii ki de olsun artık. Fon var burada. CarPlay var mı? Burada CarPlay arkadaşlar. Şuna bakalım bakalım. CarPlay. Bu araçta Apple CarPlay var. Standart olarak geliyor sanırım. Bunu alabiliyorsunuz. Passat yazısında da değişik. Otomatik şey var mı? Otomatik far yok. Yağmur sensörü var mı? Kadran. Ambiyans aydınlatma olarak bunu gizli özellik açıyorlar. Şurayı değiştiriyorlardı bu donanımda. Bakın alt kaldı şeyler. Göstergeler böyle. Ses, telefon, araç durumu, sürüş bilgileri. Standart Volkswagen'lerde kaç yıldır gelenlerin sadece renkli hali arkadaşlar burada var. Benzinli bu araç. 260 kadranı var. Onun haricinde buralarda değişik. İçi kaplı, güzel, soğutması olan bir torpidosu var. Amortisörü de var. Başka başka. DSG olarak geliyor. Elegance modelinde burada kablosuz şarj var. Bunda yok. Klimalar bunda. Manuelayla otomatik klima yok. Elegance da burada. Koltuk kısımlarda standart geliyor. Sürgülü gözü var. Elektronik park freni olması da güzel. Şunu böyle bağlamışlar. Şu kemeri çözelim şuradan. Şöyle bir çözeyim kemeri arkadaşlar. Bunun üzeri yine kumaş. İçi en azından kaplı ve Type-C girişi var. Type-C girişi burada da var arkadaşlar. Park sensörü, arka park sensörü burada var. Önde var mıydı? Tam onu hatırlamıyorum. Bakalım var mı önde? Bakalım. Şöyle bir öndeki aracı bir yaklaşalım bakalım var mıymış. Bakayım. Evet var. Geri gideyim artık şöyle. Bırakayım. Kapatalım. Başka koltukları gösterdim zaten. Güneşliklerin burası elegansa çok şıktı. Bunda sarı maalesef. Hatta bakın burada ışık yok ya. Bu kötü. Ya çok boş olmuş bence bu araç. 373 bin lira. Neler neler alınır. Siz altta zaten yorumlara yazarsınız şimdi. Ben bu parayı şunu alırım falan diye. Yorumunuz neyse arkadaşlar altta yazın. Biz de, ben de bakıyorum zaten. Benim takipçilerim bilir. Direkt zaten cevap veriyorum geldiği an bildirim. Dediğimiz gibi cruise control bu araçta yok. Burada bir çekmecesinin olması hala güzel. Passat'larda standart. Burada bahsetmediğim başka bir şey yok. Bir de arkaya geçelim, arkaya bakalım. Anahtar bendeydi. Şöyle bir arkaya geçelim. Arkada da ne var ne yok bir bakalım isterseniz. Koltuklar devam ediyor arka tarafta da. Arka tarafta da şu şeyin sunulması güzel olmuş. Bu klimanın en azından 3. bölge kliması ayarlanmıyor. Elegance'da ayarlanıyordu. Bunda ayarlanmıyor. Burada bir 12 volt çıkışı var. Elegance'da burada USB'de vardı arkadaşlar. Boy diz baş mesafesini göstereyim. Diz mesafem böyle kendime göre az önce ayarladım. Bayağı bir fark. Bayağı bir yani rahat. 1.83 boyundayım ben. Bu araçta ne yoktu aklıma şimdi geldi. Ambiyans aydınlatma da tabii ki de yok. Buraların içi falan kaplı. Buralar hala yumuşacık. Bakın buralar yumuşacık, bu güzel. Kaplamalar farklı. Elegance'la. Kol dayama bu araçta yok. Birazcık yani birazcık bayağı boş olmuş yani bu. Buralar sarı arkadaşlar. Öndeki gibi. Başka da farklılık sanırım yok. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Dediğim gibi çok uzun zamandır ben bu aracı çekecektim. Fakat hani olmadı maalesef. Doğuş'la Volkswagen grubuyla anlaşamadık. İzin çıkmadı. Ben de o yüzden bu şekilde bir size çekim yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka araçların incelemesini isterseniz yorum olarak paylaşabilirsiniz. Yeni Golf ile Leon bu arada arkadaşlar yakında gelecek. Egea'nın da launch paketi gelecek arkadaşlar bu arada. Yakında onları da ayarlamaya çalışıyoruz. Takipte kalırsanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için kanala abone olun ve videoyu beğenin. İstediğiniz araçları yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.